Merhaba arkadaşlar. Altın sınıf çanta yayınları matematik soru bankasında cebirsel ifadeler yeni nesil test 1 ile arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Sayfa 207 ve 208'in sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar sorularımıza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıda 5 farklı oyuncağın fiyatı oyuncak arabanın fiyatına yani x'e bağlı olarak verilmiştir. Arkadaşlar oyuncak arabanın fiyatı x olarak veriliyor. Ahmet'e teyzesinin aldığı hediyenin fiyatı oyuncak arabanın fiyatının 4 lira fazlasının 3 katı iken halasının aldığı hediyenin fiyatı oyuncak arabanın fiyatının 5 lira eksiğinin 4 katıdır. Buna göre Ahmet'in teyzesinin ve halasının aldığı hediyeler aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi oyuncak arabanın fiyatı x liraydı arkadaşlar. O halde öncelikle şöyle temizleyecek olursam teyzesi ne almış arkadaşlar? Şöyle bakalım. Teyze diyorum. X'in oyuncak arabanın yani 4 lira fazlasının x artı 4 arkadaşlar fazlasının ve eksiğinin kelimeleri gelince mutlaka parantez için alıyoruz. Yoksa işlem önceliğinde ne yapmam gerekir? Önce çarpmayı yapmam gerekir diye düşünüyorum. O halde hata yaparız. O zaman ben ne yapıyorum? Önce fazlasını dediği için parantez için alıyorum ve 3 katı x artı 4 çarpı 3 şeklinde yazıyorum. Önce fazlasını dediği için arkadaşlar mutlaka parantez alıyorum. Bu teyzesinin aldığı hediyenin fiyatı arkadaşlar. Halasının aldığı hediyenin fiyatına bakarsam halası diyorum. Oyuncak arabanın yani x'in 5 lira eksiğinin o halde x'ten öncelikle 5'i çıkarıyorum ve daha sonra 4 katını alıyorum. Yine eksiğinin dediği için arkadaşlar önce parantez için alıyorum ve 4 ile çarpıyorum. O halde teyzesinin aldığı 3 çarpı x artı 4'tür. Halasının aldığı da 4 çarpı parantez içerisinde x eksi 5'tir. Arkadaşlar bana verilen hediyelere baktığım zaman teyzesi birinci sırada verilen topu almıştır diye söylüyorum. Halası da dördüncü sırada verilen şu oyuncağı almıştır diyorum. Ve cevap şıklarına baktığım zaman A şıkkında teyzesini ve halasını aldığı oyuncakları görüyorum. Evet, bir sonraki soruma geçiyorum. Evet, ikinci soruya baktığımız zaman 4 kavanozda yer alan farklı şekillerdeki şekerler ve bu kavanozlardaki şeker sayıları aşağıda verilmiştir. Bu 4 kavanozdaki şekerler boş bir kutuya döküldükten sonra her bir kavanozda eşit sayıda şeker olacak şekilde 4 kavanoza yeniden dolduruluyor. Yani önce birleştiriliyor, daha sonra da 4 kavanoza tekrar paylaştırılıyor. Buna göre son durumda her bir kavanozdaki şeker sayısını veren cebirsel ifadenin aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şekerlerin toplamı diye düşünürsem yani şekerleri bir kavanoza dökecek olursam 1, 2, 3 tane A var. 3A artı 4'tür diyorum. Bunu 4 kavanoza paylaştırırsam bir kavanoza düşen şeker diyelim. Bir kavanozdaki şeker diyorum. Ne yapmam gerekiyor? Toplam şekeri yani 3A artı 4'ü 4'e bölmemiz gerekir. 3A artı 4 bölü 4 cevap şıklarında yok. O halde şu 4'ü arkadaşlar yani paydamızı hem 3A'nın hem de 4'ün paydası olacak şekilde yazarsam 3A bölü 4 artı 4 bölü 4 olur diyorum. Şimdi 4 bölü 4'ü sadeleştirecek olursak 3A bölü 4 artı 1 olur diyoruz ve cevap şıklarına baktığım zaman sorumun cevabı nerede var arkadaşlar? 3A bölü 4 artı 1 A şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet, bir sonraki soruma geçiyorum. Evet, üçüncü soruya bakıyorum arkadaşlar. Ata, Betül ve Cem'in bir dönemde okuduğu kitap sayıları Ayşe'nin bir dönemde okuduğu kitap sayısına bağlı olarak verilmiştir. İncelediğimiz zaman arkadaşlar Ayşe X okumuş. Diğerleri de Ayşe'nin okuduğu kitaba göre
değer almış. Bu dört öğrenciden Ayşe'nin bir dönemde 12 kitap okuduğu biliniyor. Yani X'in değeri 12 olacak arkadaşlar. Buna göre bu öğrenciler aşağıdakilerden hangisinde soldan sağa doğru bir dönemde en az kitap okuyan öğrenciden en çok kitap okuyan öğrenciye doğru sıralanmıştır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle o zaman X yerine 12 vereceğimi düşünüyorum. Ve Ata'nın, Betül'ün ve Cem'in okuduğu kitap sayılarını bulalım. Ata diyorum. X yerine 12 yazacağız. Dikkat edelim. Ata ne okumuştu? 2X eksi 1 okumuştu. 2X eksi 1'de X yerine 12 yazarsam 2 çarpı 12 eksi 1 2 çarpı 12 24 eksi 1'den Ata 23 kitap okumuştur diyorum. Betül'e bakıyorum. 4 çarpı parantez içerisinde x eksi 7 idi. O halde 4 çarpı x eksi 7 yazıyorum ve x yerine arkadaşlar 12 yazarak işlemimizi yapıyoruz. 4 çarpı parantez içerisinde 12 eksi 7'dir. 4 çarpı 12'den 7'yi çıkartırsam 5'tir. Ve Betül de 4 kere 5'ten 20 kitap okumuştur diye söylüyorum. Son olarak Cem'e bakarsam 3x artı 2 bölü 2 idi arkadaşlar. 3x artı 2 bölü 2'den şöyle yazabilirim. 3 çarpı x yerine 12 yazıyorum. 12 artı 2 bölü 2. Buradan 3 kere 12 36. 36 artı 2 bölü 2'den 36 2 daha 38 bölü 2 yapar. Bunu da bölecek olursam 19 kitap yapar diye söylüyorum. Benden ne istedi arkadaşlar? Zaten Ayşe'yi de başta yazalım. Ayşe de 12 kitap okumuştu. Benden en az okuyandan en çok okuyana doğru sıralamamı istedi. Şimdi cevaplara baktığım zaman arkadaşlar 12, 23, 20 ve 19. O halde 12 küçüktür. 19 o da küçüktür. 20 o da küçüktür. 23 diye söylüyorum. 12'yi Ayşe okumuştu. Ayşe küçüktür. 19'u Cem okudu arkadaşlar. O da küçüktür. 20. Betül'ün değeriydi. 23 de Ata idi. Demek ki Ata en fazla, Ayşe en az okudu diye söylüyorum. Bana verilen cevaplara baktığım zaman sorumun cevabını A şıkkında bakın arkadaşlar. A, Ayşe. Gözlüklü olan arkadaşlar ikincisi Cem'di. Üçüncüsü Betül ve buradaki sırada en fazla da Ata okumuştur diyorum ve A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet arkadaşlar, yeni nesil sorulardaki test 1'i burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.